Evet, herkes, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 6. eğitim programlarının yapıldığı yıl içerisinde yaptığımız ilk ders. Benim ismim Uğur Gürbüz zaten. Zaten biliyorsunuz yani, buradaki arkadaşlar biliyor gerçi de. Memleketim Kırklareli, Trakyalıyım aslen. Şu anda Ağrı'da ikamet ediyorum. Eşim buralı çünkü. Karayollarında çalışıyorum iş olarak. Türkan Sabancı Köler Okulu'nda okudum. Liseyi Kırklareli'nde normal Anadolu Lisesi olarak bitirdim. Üniversiteye gitmedim. Üniversiteye açık öğretimden kamu yönetimine başladım ama ikinci sınıftan sonra devamlılık göstermedim derslerim dediğim. Yani çeşitli yerlerde de çalıştım. Hem özel sektörde çalıştım hem kamuda çalıştım. Şu anda da kamuda kadrolu olarak çalışıyorum. Benim Drupal alanında veya web alanında böyle bir resmi belgem veya bir akademik bir çalışma hayatım olmadı hiçbir zaman. Tamamen kendi çabalarımla bu alanda çalışmalarda bulundum. Yaklaşık bir 6-7 aydır da Engelsiz Erişim Derneği içerisinde yine bilişim tarafında web siteleri tasarımı üzerinde çalışmalarım oluyor. Yani daha önceden böyle şahsi olarak öğrenmek maksatlı bazı çalışmalarım, böyle uğraşmalarım var ama hani onları da tamamen geliştirmek maksatlıydı. Hani tam olarak böyle bir kamu yararına yayın yapabilecek düzeyde Engelsiz Erişim Derneği ile beraber başladık çalışmalara. Mesela şu an eh.engelsizerişim.com sitesi benim yaptığım Drupal sitesi. İlk site, ilk yerine soktuğumuz site bu. Şu anda da Engelsiz Erişim Derneği'nin ana sitesini yapıyoruz. O iki site zaten dergi bitti de ana sitede tamamen bittikten sonra da bakalım başka Allah ne nasip ederse onları yapacağız, buralarda bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu yıl Drupal içerik yönetim sisteminin versiyon 8 üzerinde site kurma, site yapılandırma ve bu siteyi yayınlama ile ilgili konuları işleyeceğiz. Bu ilk dersimizde sadece biraz Drupal'ın ne olduğunu sizlere anlatacağım. Drupal'ı hangi amaçlar için kullanabiliriz? Drupal'ın yetenekleriyle neler ortaya koyabiliriz, neler yapabiliriz? Ve aynı zamanda katılımcı arkadaşlarla sizlerle bir tanışacağız ilk öncelikle. Tabii anlatacağım konu biraz normal gündelik hayatta kullanılan bir sistem veya bir uygulama olmadığı için biraz daha ileri düzey bilgisayar kullanımına hakim ve web tarafında, hani en azından hani en kötüsüyle web tarafında web nesnelerini iyi tanıyor olmanız gerekir ve web dolaşımını çok iyi yapabiliyor olmanız gerekir. Yani biraz bazı gereksinimleri olan bir ders konusu, eğitim programı olacak aslında. Yani bu konuda kendinizi yeterli hissediyorsanız, çok da böyle kendinizi korkutmanıza falan da gerek yok. Hani işte ben bunu yapamam, bu çok çok ileri düzey falan diye de bakmayın kesinlikle. Zaten bu eğitimin amacı bu alanda daha önceden hiç ilgilenmemiş veyahut da bu alanda bir türlü ilgilenmeyi istemiş ama vakit bulamamış arkadaşları böyle bir sistemin de kullanımını öğrenerek kendilerini geliştirmesini sağlamak. Ve hatta bunun sonucunda, çünkü anlatacağımız ve hani bu Drupal tamamen bir yayın amaçlı web sitesi oluşturma yazılımı olduğu için kendinize ait belki bir proje geliştirip bunun yayına sokmak ve bununla ilgili belki hani ne bileyim mesela bir şöyle düşünün, web sitesi dediğiniz zaman zaten bu kendinizi ifade edecek bir kişisel blog olabilir. Ya da bir ticari amaçlı kullanılacak bir alışveriş sitesi olabilir. Ne bileyim bir eğitim amaçlı, hani ya da bankacılık amaçlı bile kullanılabilir. Yani burada yapacağınız site tamamen sizin kurgunuza bağlı olarak her alanda kullanabileceği için belki kendinize bir istihdam alanında bile imkanlar yaratabilir sizin için. Yani bu açıdan değerlendirilebilecek bir eğitim olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle dilerseniz en azından ilk derse katılan arkadaşlarımızla bir tanışalım. Drupal hakkında daha önceden bilgileriniz var mı? Yani bilginiz var mı? Hiç duydunuz mu? Hani mesela Drupal'ı öğrenerek neler yapmayı amaçlıyorsunuz? Ne tür fikirleriniz var? Mesela neler hayal ettiniz? Bir hayalleriniz var mı? Özellikle bunları da merak ediyorum. Bir size de tek tek sırayla söz verip
hem tanımak hem de bundan sonraki derslerde de en azından kimlerle birlikte olduğumuzu da görmek açısından. İsterseniz ilk önce bir tanışalım. Ondan sonra ben biraz daha Drupal'ın içeriğine giriş yaparak sizlere tanıtayım biraz daha içeriğini. İsmail Hocam, ilk önce isterseniz siz bir söz alın. En başta siz varsınız. Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle böyle güzel ve verimli bir program düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakikaten sitesi günümüzde kişiler ve kurumlar için çok önemli. Biz de yakın bir gelecekte bir dernek kurduk ve engelli camiasına hizmet etmek için projelere başladık ama erişilebilir ve şirket sayısı maalesef Türkiye'de çok az. Hatta erişilebilirlik deyince insanların gözü korkuyor. Özellikle görme engellilerin kullandıkları ekran okuyucu programlarla uyumlu web siteler talep ediyoruz dediğimizde acaba yapabilir miyiz diye düşünüyorlar. Çünkü bu tarz standartların tam olarak oturmamış olduğunu görüyoruz bu tarz kuruluşlarda. Profesyonel manada böyleyken bu işi bilen görme engelli camiasında birkaç kişi var. İşte bunların en bilinenleri Can Kırca ile Uğur Gürbüz. Sağ olsun Can bize destek vereceğini söyledi. Destek de veriyor ama Drupal veri tabanını öğrenerek web sitesi tasarımı yapmak, erişilebilir olarak web sitesini yürütmek, yönetmek, bunlarla ilgili bilgi edinmek için buradayım. Çünkü bize sadece bir dernek web sitesi değil, aynı zamanda projeler için de lazım olacak. Ve böyle durumlarda kendimiz yapabilirsek bu tarz şeylere hakim olmak istediğimden eğitime katılmak istedim. Umarım devamlılık sağlayabilirim. Teşekkür ederim. Hoş geldin hocam tekrardan. Valla gerçekten sen de kendi amaçlarını ve isteklerini çok güzel şekilde açıkladın. İnşallah devamlılığını da beklerim ki hani belli sebeplerden ötürü katılım gösteremesen bile ses kayıtlarımız olacak muhakkak. Bu eğitim aynı zamanda zaten şu anda burada eğitime katılıp sürekli olarak takip edenlerle beraber daha sonradan da Drupal üzerinde çalışma yapmak isteyenlere de yol göstermek açısından ses kayıtları da olacağından belki bunu yıllar sonra da tekrar bu kayıtları dinleyerek birileri kendilerini geliştirme veya bir şekilde bu işe başlamak için belki bir rehber olarak kullanacak diye düşünüyorum. Şimdi de Nevi hocama söz verelim. Hocam siz de kendinizi tanıtırsanız ve neler mesela düşünüyorsunuz? Site yapmakla ilgili mesela hedefleriniz var mı? Drupal'la ilgili daha önce hiçbir tanışmışlığınız var mı falan? Bu şekilde bir söz alabilirsiniz eğer. Merhaba. Aslında ben hani tam olarak böyle eğitimlere bugün baktım siteden. Bu Drupal'ı görünce hani açıkçası ilk defa duydum ben. İçeriğine girip bakınca web tasarımıyla ilgili olduğunu görünce katılmaya karar verdim. Hani şu Çok an güzel hocam. bence bir Bence bir yerden yerden başlamak başlamak lazım yani. evet. Hani web tasarımına karşı bir merakım var aslında da hani şu an için hani bir hayalim yok açıkçası. Böyle dersleri katıldıkça hani bir şeyler oluşacağını düşünüyorum. İnşallah hocam eğer bence bir kere şansınızı denemekte fayda var. Hani şey yapın, dinleyin. Eğer ki baktınız, ilgi duyuyorsunuz ve kendinize bu alanda hani bir fırsat vermek istiyorsanız çok güzel olur bence. Kesinlikle. Hoş geldiniz ilk önce. Bizi duyabiliyor musunuz? Merhaba, ne ben? Teşekkür ederim. Ben dinleyici olarak yeni katıldım size. Bir bakayım dedim hani burasının eğitim ağırlıklı olduğunu biliyorum. O yüzden sizlerle olmak istedim. O zaman ben Drupal'ın tanıtımına geçeyim arkadaşlar. Şimdi Drupal içerik yönetim sistemi zaten en başından beri de söylüyoruz. Eğitim programında da belirtmiştim zaten. Bir web sitesi yayınlama yazılımı. Şimdi web siteleri normalde belli programlama kodlarıyla yazılıp tabii yalnızca bir programlama koduyla da değil. Çünkü web siteleri aslında iki taraflı çalışan bir sistem. Hem sizin kullandığınız bilgisayarda yani bizim client dediğimiz tarafta çalışan kodları olan hem de web sitesinin bulunduğu, barındırıldığı sunucu tarafında da çalışan kod yapısı olan bir sistem oluyor. Burada
Normalde siz bir web sitesi yayınlamak istediğiniz zaman web tarafına hitap eden bir programlama dilini seçerek ve aynı programlama dilini yorumlayabilen bir web sunucusu oluşturarak kodlarınızı yazıp geliştirme yapmanız gerekiyor. Ancak Drupal'da, tabii Drupal benzeri birçok platform da var bu arada aynı işi yapan. Niçin Drupal'ı seçtiğimi de ben anlatacağım sizlere. Yani ben de zaten Drupal kullanıcısıyım uzun zamandan beri. Şimdi Drupal'da bu tarz kodlarla uğraşmadan tamamen grafik arayüzü dediğimiz normal bir yine web üzerinden yönetilen ve bu şekilde içeriklerinizi her türlü oluşturup kolayca sınıflandırıp kategorile edip veyahut da diğer isteklerinizi de gerekirse ek bizim modül dediğimiz yapılarla genişletebileceğiniz bir platform. Yani biraz daha web programlamadan çok belli şeyleri konfigüre ederek, yapılandırarak web üzerinden işte böyle bir arayüz üzerinden mesela şöyle düşünün bir Word uygulaması düşünelim mesela. Word'te bir belge hazırlıyorsunuz. Mesela yazıyorsunuz, sonra yazıyı seçiyorsunuz, onun biçimlerini ayarlıyorsunuz. Başlıktır, biçimlerinden işte bağlantıdır, şeydir, neyse artık. Sonra mesela gidip tablo ekliyorsunuz. Tablonun içeriğini kendiniz yapılandırıyorsunuz. Bunun gibi düşünün. Burada da siz sitenizin tamamen bölümlerinizi kendiniz ekliyorsunuz, oluşturuyorsunuz, düzenliyorsunuz, içeriklerini değiştiriyorsunuz vesaire. Bunları tabii hep Drupal'ın yönetim arayüzü içerisinden gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi niçin Drupal? Önce onu da belirteyim sizlere. Drupal'da birincisi PHP programlama tabanlı çalışan bir sistem. Yine PHP çalışan birçok sistem var ve PHP'nin genellikle en güncel fonksiyon yapısını kullanıyor ve güvenlik bakımından, sunucu tarafındaki performansı bakımından benim kişisel olarak tercihim her zaman web programlamada, yayınlamada Drupal tercihim olmuştur içerik yönetim sistemi olarak. Bunun benzeri olarak WordPress var mesela çok yaygın olarak kullanılan bir yine içerik yönetim sistemi. WordPress'i tercih etmemenin sebeplerinden biri Drupal'a göre biraz daha içeriğinin özellikle kodlama tarafında özelleştirilmesinin zor olması, daha anlaşılır bir kod yapısına sahip olmaması ve en büyük sebeplerinden biri de Drupal'a göre yani aralarında çok büyük farklar olduğunu söyleyebilirim bu hususta. WordPress optimize edilmediği sürece kesinlikle kullanılan sunucuyu acayip şekilde yoran böyle bazen default'ta kurulmuş bir yani hiç içerisinde yapılandırma yapılmamış bir WordPress bile sunucuda çok uzun süreli zaman aşımına uğrayan kodlar döndürebiliyor ve bu da her zaman sunucu performanslarını etkiliyor. Mesela şöyle düşünelim. Bizim Engelsiz Erişim Derneği'nin bir web sitesi var. Engelsizerişim.com. Bir de bizim alt alan adlarımız var. İşte derginin alan adı var. Eğitim var. Eğer unuttuklarım varsa siz yine söyleyin. Başka sanırsam aile diye bir alt adımız daha açılacak ve ana sitemiz var zaten bir de kendi kendine başına. Şimdi bunlar hepsi aynı sunucu üzerine çalışıyor. Bunların birinde bir WordPress kurulu olsa mesela ki mesela şu an bizim Engelsiz Eğitim'de kurulu değerli Serper Hocam da bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Tabii o bu alanda biraz daha kendini geliştirdiği için biz bu konuda sıkıntı çekmiyoruz şu an için ama mesela burada WordPress orada diğer tarafta 2-3 tane çalışarak siteyi yoran bir enerjide hani güç tüketiminde WordPress belki tek başına çalıştığı zaman o 2-3 site için gereken kaynağı fazlasıyla tüketebiliyor. Cumla derseniz Cumla'nın erişilebilirliği biraz sıkıntılı. Hani son versiyonlarını çok bilmemekle beraber yönetilebilirliği çok erişilebilir değil de son zamanlarda. Zaten o aralar ben de Drupal'a başlayınca bir daha geri dönüp de Joomla'ya hiç bakmadım. Ama Joomla da yetenekler bakımından Drupal'a benziyor. O da fazlasıyla geliştirilip dışarıdan müdahale edilebiliyor. WordPress gibi değil en azından. Ama Joomla tarafında çok fazla bilgim açıkçası yok. Hani WordPress'i kurmuşluğum var ama Joomla'ya hiç bulaşmadım. Bunlar bu üçü de saydığım üç içerik yönetim sistemi de PHP tabanlı çalışan sistemler bu arada. Bir de C.NET tarafında çalışan bir içerik yönetim sistemi var. O da mesela en çok yaygın olanlardan biridir ve aynı zamanda bu saydıklarım da çoğu ücretsiz veya ücretsiz kullanıma izin verilebilen sistemler. C.NET tarafında çalışan bir diğer içerik yönetim sistemi de Umbraco mesela. O da
açık kaynak kodlu bir sistem ve .NET tarafındaki geliştiricilere yine her türlü özelleştirilebilmeyi de imkan sağlayan bir sistem. Ancak ben .NET kullanılmasında çok hani diyeyim, yani .NET kullanmak için zaten Windows bir hosting sunucusu gerekir, yani sunucu hostu gerekir. Ama biz PHP'de daha makul fiyatlarda erişim sağlandığı için, işte lisanslama gibi bir ekstra ihtiyacı olmadığı için falan, birçok firmanın veyahut da yerinde kullandığı gibi Linux tabanlı, işte CentOS, Debian, Ubuntu üzerine çalışacak web hostinglerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi Drupal'ın bir diğer benim tercih etmemin sebeplerinin en büyük şeyi de çok fazla eklenti bulunabilmesi ve bu eklentilerin daima güncelleniyor olması. Çünkü Drupal'ın gerçekten arka planda çok büyük bir geliştirici desteği var bu alanda. Tema tarafında yine aynı şekilde özel yani ücretsiz olmakla beraber ücretli de tabii var ama ücretsiz de çok fazla var. Hani erişilebilme imkanı olan yerler var. Çok fazla temasının olması, temalarının çok erişilebilirlik olması veya erişilebilirliğinin çok kolaylıkla editlenebilmesi. Yani siz bir tema indirdiğiniz zaman bu temanın görselliği çok güzel oluyor ama bazen erişilebilirlikleri sorun oluyor. Tabii bunlar Drupal altyapısına uygun kodlarla yazıldığı için biraz Drupal'a hakim olduğunuz zaman açıp içerisinde çok kolaylıkla template düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Yani o temaları çok rahatlıkla erişilebilir hale getiriyorsunuz. Ve bu şekilde görsel tasarımdan da hiçbir şekilde taviz vermemiş oluyorsunuz. Şimdi içerik yönetim sistemlerinin bir de görme engelliler tarafında kullanılmasının avantajlarına geçelim. Şimdi normalde bir web sitesi yazılırken bunun sunucu tarafında çalışan kodlarını yazarız. Bunda hiçbir sıkıntı yok. PHP.NET olsun ne olursa olsun yazarız bunları. Hatta Python da yazılabilir. Çünkü Python da web tarafında çalışabilir. İşte Node.js yazarsın. Hani o önemli değil. Artık hangi dili biliyorsan yazarsın. Bizim frontend dediğimiz ön tarafı da yazabiliriz. Ama arkadaşlar ön tarafta bizim CSS diliyle düzenlenebilen görsel yapıyı oluşturmada zorlanırız. Gerçekten hani çok zorlanırız çünkü ne kadar biz bir oraya buton eklesek de işte ne diyeyim bir tablo oluştursak da oraya bir işte form yapısı oluştursak da bunların görselliğini ayarlama konusunda kesinlikle dışarıdan bir yardım alma ihtiyacı olacaktır. Aslında son zamanlarda yayınlanan CSS frameworklerinden olan Bootstrap bu işi biraz kolaylaştırıyor gibi olsa da yine de tam olarak istenilen ölçülerde bizim yani asıl istediğimiz verimliliği sağlayamıyor. Bootstrap dediğimiz framework altyapısında çünkü şöyle bir durum var. Sayfayı otomatik olarak sizin koyduğunuz nesnelere boyutlarına göre bizim responsive dediğimiz yani otomatik olarak işte mobil platformda mobile göre büyük ekranlı bir makinede büyük ekrana göre mesela hatta inçlerini bile belirleyebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 15.6 inçten yukarı bir büyük ekran gelmişse şuna göre tasarla. İşte 13 inçte şöyle yap, 11 inçse böyle yap, mobil platformsa işte çözünürlüğü şu kadarsa falan diye hepsini böyle koşullu ayarlayıp otomatik olarak bir şeyleri yerleştirmesini sağlanabiliyor bu Bootstrap'ta. Ve bundan sütun satır mantığı var. Mesela diyorsunuz ki sol üst mesela ben bir şimdi bizim HTML'de div tag'ı dediğimiz bir tag vardır. Mesela ben bir div tag'ı hayal ediyorum. Bunun içerisine 4 tane bir div daha koyacağım. Ve bu divin bir tanesi sol üst köşede, diğeri onun sağında, diğeri onun sol altında, diğeri de hani böyle tam 4 tane göze bölünmüş bir kare düşünün gibi ben bunu yerleştireyim diyebiliyorsunuz mesela. Bunu görmeden de yapabiliyorsunuz. Bootstrap sayesinde. Ama iş biraz daha böyle renk uyumları acaba oldu mu? Ne diyeyim? O kenarlıklar falan gölgelendirmeler, arka planları üzerindeki metnin arka planına uyumu ve tüm HTML nesnelerini ayrı ayrı şekilde yine CSS tarafında ayarlıyorsun. Mesela bağlantıların rengini olsun, başlık seviyelerinin rengini olsun. İşte burada ne kadar CSS kodlama bilgisine profesyonel şekilde hakim de olsanız görsel çıktığı yorumlayamadığımız için yine gören birine ihtiyaç duymak durumunda zorunda kalıyoruz. Ama Drupal gibi sistemde yani bu tür içerik yönetimi sistemlerinde eğer ki kendinize
özgü içeriğinize özgü bir tema keşfedebilirseniz eğer ücretsiz temalar elde edebilirseniz bu temalar üzerinden çok rahatlıkla görsel tarafı hiç düşünmenize gerek kalmadan siz tamamen arka planda yazacağınız kodlara, ortaya koyacağınız projenin içeriklerini odaklanarak yani işlerinizi yapabilirsiniz. Hatta biraz da işi ticari boyutta düşünürseniz temanızı başkasına bile yaptırabilirsiniz veya tema yapan profesyonel firmalar var. Oralara mesela tamamen firmanıza özel logonuzu ve temanızı hazırlatıp yine siz hiçbir şekilde diğer tarafları düşünmeden kendi sitenizi yine tasarlayabilirsiniz. Hani bu durumda ne olur? Bir site yaptırmak var, bir de tema yaptırmak var. Bugün bir site yaptırmak hani nereden baksanız şöyle söyleyeyim. Kendim daha önceden çalıştığım kurumlardan biliyorum. Mesela en son çalıştığım kurumda bir web sitesi satın alması yapılmıştı. 250 bin liradan alıyorlardı yani başlangıç olarak. Yani en indirimli fiyat 250 bin liraydı ihalede. Yani çok büyük paralardan bahsediliyor tabii böyle daha profesyonel siteler için falan daha da fazla miktarlar söz konusu olabilir. Bu sebepten siz yani bir tema yaptırsanız mesela belki işi 2000 lira 3000 lira daha profesyonel diyelim 5000 liraya hallederken sitenizi kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Diyelim ki mesela küçük işte dernek odaklı veyahut da şahsi blog yapınız veyahut da bir şey düşünüyorsunuz. Buna bile gerek yok yani ücretsiz temalarla çok rahatlıkla kendinizi gayet okunaklı, bizim SEO dediğimiz yani arama motorları için gayet tercih edilebilir sıralamada üst sıralarda gözükebilecek bir site rahatlıkla yapabilirsiniz yani. Drupal'ın erişilebilirlik tarafına baktığımız zaman Drupal'ı yüklemekten tutun da yükledikten sonra içerisinde dolaşmaya kadar ayarlarını yapılandırma tarafına kadar her yere erişilebilir arkadaşlar aslında. Hatta ekstra erişilebilirliğini arttıracak modüller de daha sonra yükleyebiliyorsunuz Drupal'ın içerisine. Yani biz eğitimlerimiz sürecinde hiçbir şekilde Drupal'ı kullanırken erişilemezlik çekmeyeceğiz. Her türlü Drupal'ı rahatlıkla kurup kurulumunu yapıp kullanımına başlayacağız ve ileri safhalarında da hiçbir şekilde erişilebilirlikle ilgili bir sorun yaşamayacağız. Bunlar bizim Drupal'ı seçme tarafındaki önemli sebeplerimizden bazılarıydı. Mesela Drupal'ın bir diğer şeyine gelirsek, sistem performansı zaten tartışılmaz. Çok müthiş performanslı bir altyapısı var Drupal'ın. Şimdi normalde bir sitede, yani mesela bir alan adına bir site kurarsanız, sonra alt alan adları oluşturursunuz. Mesela ihtiyaçlarınıza göre falan. Mesela bizim engelserişimde.engelserisim.com var mesela örnek olarak. Gerçi biz burada öyle bir sistem kullanmadık ama Drupal'ın desteklediği bir altyapı olduğu için söyleyeyim. Mesela Drupal'ın içerisine ikinci, üçüncü sitenizi de kurabilirsiniz. Tamamen birbirinden farklı yapılar ama tek sistem üzerinden yönetilen bir yapı düşünün. Yani birden fazla siteniz var. Bunların diğerleri alt alan adları diyelim. Mesela Drupal'ın içerisinde yeni bir Drupal kurmaktansa tamamen bunlar bizim şimdi Drupal'da çünkü bir core yapısı dediğimiz çekirdek yapısı var. Bir de üzerine kurulup özelleştirilen modüller var. Bunlar birbirinden tamamen bağımsız oluyor ama aynı core yapısını kullanıyorlar ve birden fazla farklı siteyi de aynı platform üzerinden yönetebiliyorsunuz bu şekilde. O tarz bir imkanı da var. Ayrıca Drupal'ın normal sitesinde Drupal'ın geliştiricileri tarafından yayınlanan versiyonlarının haricinde özel böyle kişiler veya şahıslar veya hatta firmalar tarafından geliştirilmiş dağıtımları da var arkadaşlar. Bu dağıtımlar mesela yazar özellikleri içerisinde işte bu site işte kişisel blog yayınlamak için yapılmış ve içerisinde bütün eklentileri ve ayarları yapılandırmaları hazır bir şekilde yüklenecektir falan diye böyle içerisindeki bulunan eklentileri, teması, hangi temayı kullandığı, hangi ek özelliklere sahip olduğu falan filan böyle hepsi yazar. Bu tarz dağıtımları da direkt kurup kullanma imkanı sunuyor size. Ve bunların hepsine drupal.org web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Site tabi İngilizce. Drupal'ın dil desteği tarafında da gönüllü olarak çevriliyor Drupal Türkçe'ye ve birçok dile de o şekilde. Genellikle bütün Drupal versiyonları çok kısa bir süre içerisinde çevrilmiş oluyor ve hatta siz de bu çevirilere katkı sağlayabiliyorsunuz. Ve hatta çevrilmemiş olan bir yer gördüğünüz zaman bunları da kendiniz girip Drupal'ın içerisinden çevirebiliyorsunuz. Yani dil tarafında da bir sıkıntısı kesinlikle olmuyor.
Son olarak şu da yok. Mesela Drupal'ı yüklediğiniz zaman Drupal size open source açık kodlu bir yapı olmasına rağmen hiçbir zaman Drupal markasını ön plana tutmanızı zorunlu kılmıyor. Siz Drupal'ın ismini, logosunu, cismini, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Her şeyinizi tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Bu bazı içerik yönetim sistemlerinde ise bu şekilde olmuyor. Ya illegal bir şekilde kaldırılıyor bu tür ibareler falan. İşte ya da kaldırılmadan bu şekilde yayınlanmasına izin veriliyor falan. Yani Drupal'da bu tarz bir sıkıntı da yok. Yani tamamen siz kendinize özgü bir yapı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela sizin sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Böyle Drupal'la ilgili ya da ne diyeyim, ders süreciyle ilgili de olabilir, hani eğitim süreciyle ilgili de olabilir falan. Abi Drupal'ın ücretli bir versiyonu var mı? Daha böyle profesyonel kaliteli bir. Yok. Hocam Drupal'ın ücretli versiyonu yok. Şöyle ama var. Dağıtımdan bahsettim biraz önce. Evet. Drupal'ın ücretli dağıtımları var hocam. Yani birileri bunu almış, profesyonelce geliştirmiş, her türlü konfigürasyonunu yapmış. Ve siz bunu diyorsunuz ki ben bunu almak istiyorum diyorsunuz. Ve bunu siz ücretli olarak alabiliyorsunuz o kişilerden. Aynı şekilde tema tarafında ve eklenti tarafında da mesela. Çoğu tema ücretsizdir. Eklentisini de ücretsiz bulabiliyorsunuz. Ama mesela o an kullanacağınız sisteme özel bir tema istiyorsunuz ve böyle bir temayı bulamıyorsunuz. Ücretsiz de yok ya da var tam olarak karşılamıyor ihtiyacınızı. İşte bu durumda ücretli olarak bunları talep edip bunları yaptırabiliyorsunuz. Yani o zaman hani mesela benim gibi acilen bir web sitesi tasarımı yaptırmak isteyenler için bu tarz hazır kurulu bir paket almak daha mantıklı. Vallahi hocam aslında hani küçük bir proje için, bir dernek için site yapıyorsan paralı bir şey almana bile gerek yok. Yani dağıtımları var Drupal'ın ama hani o dağıtımları ben genelde hiç kullanmadım. Çünkü hani tamam bir şeyleri hazır olarak şey yapmışlar ama mesela öyle oluyor ki mesela içerisine koyduğu bir eklenti mesela benim işime yaramıyor. Ben niye mesela işime yaramayacak olan bir eklentiyi boş boşuna sistemde çalıştırayım? Sonra Evet, onları o da kaldırmak doğru. istediğiniz zaman adam onları kişiselleştirdiği için kaldırılması, devre dışı bırakılması falan sorun olabiliyor. Yani sıfırdan kurduğun zaman zaten Drupal öyle hani bomboş bir sayfa olarak gelmiyor ki. Zaten hali hazırda Drupal'ı yüklediğiniz gibi yayını yapabiliyorsunuz. Hani böyle direkt bir içerik ekleyeyim, sayfayı oluşturayım, hemen yayına sokayım. Bunu zaten yapabiliyorsunuz yani Drupal'da bunlar var. Yani Drupal'ı şimdi biz ilerleyen haftalarda zaten göreceğiz. Yüklediğimiz zaman öyle bomboş gelmeyecek. Hani hemen mecburen bir eklenti yüklemem lazım falan gerek yok. Hatta Drupal'ın içerisinde Drupal 8'de yanlış hatırlamıyorsam 5 tane bile ücretsiz eklenti geliyor zaten Drupal'ın üzerine. Çekirdek eklentileri eklentilerden çıktı pardon tema geliyor. Hazır temalar geliyor. Bu temaların yanı sıra 45-50 tane eklentiyle beraber geliyor. Bizim core tarafında çalışan dediğimiz çekirdek eklentileri geliyor. Bunlar sizin işinizin zaten fazlasıyla karşılayacak derecede yeterli. Hani siz ek bir özellik talep ettiniz. O zaman mesela Drupal'da olmayan bir özellik için gidip eklenti veya tema kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Anladım, anladım. Teşekkürler. Drupal Mac'te çalışıyor mu abi? Nasıl abi? Drupal sadece Windows'da mı çalışıyor yoksa Abi Mac'te mi? Drupal, anladım sorunu. Drupal abi bilgisayarla çalışan bir sistem değil. Drupal bir web sitesi. Yani iPhone'dan da girersin, Android'den de girersin, iOS'ten de girersin, Mac'ten de girersin, ne diyeyim Linux'tan da girersin. O hiç fark etmez. Yani Drupal'ı bilgisayara yüklemiyorsunuz kesinlikle. Öyle algılamayın. Drupal'ı web sunucusuna yüklüyorsunuz. Şimdi ondan bahsedeceğim zaten. Şimdi önümüzdeki hafta daha detaylı bunları konuları açarım. Drupal gereksinimleri dediğimiz bir olay var. Şimdi ilk önce bir web hostingine sahip olmanız gerekiyor. Drupal'ı kullanabilmek için. İşte bizim Can Kırca arkadaşımız da bu tarz bir proje yapmak isteyeniniz olursa sizlere bu eğitim sürecinde ücretsiz olarak bir hosting altyapısı sağlayacağını söyledi. Engel Erişim'in eğitimine katılan arkadaşlar için. Aynı zamanda biz de Drupal'ı bir Engel Erişim'in sunucularında bizim bu kursumuza özel olarak üzerine çalışacağımız bir sistemi kuracağız. Önümüzdeki hafta. İlk Drupal kurulumunda onunla başlayacağız zaten. Web hosting'in içerisinde arkadaşlar 3 tane ana temel gereksinim var.
Biri yeterli web alanı. Bu Drupal'ın dosyaları var. İndirip oraya yüklemeniz gerekiyor. İkincisi veri tabanı. En az bir adet veri tabanını çalıştırabilecek bir veri tabanı sunucusuna ve bu veri tabanının erişim sağlayabileceğimiz bir kullanıcı şifresine ihtiyacımız olacak. Bir diğer tarafta da Drupal PHP versiyonunun en sonunu kullanıyor. Bu PHP şu an için 7.3 ama Drupal için en aşağı 7.1 gerekiyor bu arada. 7.2'yi de öneriyorlarmış. Öyle yazıyor Drupal'ın sayfasında, gereksinimlerde. Bu şekilde bu konfigürasyonlara sahip minimum bir web hosting'e sahip olmanız gerekiyor ki hani Drupal'ı kullanabilirsiniz. Biz buraya Drupal'ı yükledikten sonra tabii bizim bir de bu sunucuya erişebileceğimiz bir IP adresi veya bir alan adı olması gerekiyor. Bu alan adından gerek telefonunuzdan gerek bilgisayarınızdan giriş yaparak tabii Drupal'ı kurarken bunları göstereceğim sizlere. Drupal'ın bir yönetim hesabı oluyor. Bu hesabın bir şifresi de oluyor. Bu şifreyi siz belirliyorsunuz. Bu şifreye girerek Drupal'ı yönetmeye başlıyorsunuz zaten. Yani bunun için bilgisayarınızın veya kullandığınız sistemin işletim sisteminin türünün ne olduğu önemli değil. Sadece şu önemli, kullanacağınız ekran okuyucunun web tarafında iyi olması gerekiyor. Yani çok rahatlıkla böyle başlık seviyelerinde rahat rahat gezilmesi, form alanlarında rahat rahat dolaşması gerekiyor falan. Tabii ben burada ders eğitimleri sürecinde Jaws ile anlatacağım Drupal'ı. Windows tarafından anlatacağım. Ama zaten sizde bir web sitesi olduğu için bu sistemi gerek iOS cihazlarınızda gerek Android cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Mesela ben şu an Drupal sistemlerine girip Android'e de iOS'e de içerik eklemeyi falan yapabiliyorum yani rahatlıkla. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar peki böyle merak ettiğiniz bir şeyler? Abi Drupal'a içerik eklemesi yaparken örnek veriyorum haber ekleyeceğiz sürekli olarak. Tamam. Bunun için bir yönetim paneli, kolay bir yönetim paneli içerik ekleme var mı yoksa Var tabii. daha karışık Zaten bir hocam yolu mu vardır? Drupal'ın kendi zaten bir içerik yönetim sistemi hocam. Yani adı zaten CMS, Content Management System. Drupal hani çok da ileri konulara geçmek istemiyorum tabii de Drupal'ı yükledikten sonra makale, temel sayfa adında iki tane içerik türümüz oluyor. Tabii bu siz burada kendi içerik türlerinizi de oluşturabiliyorsunuz ve doğrudan bir makale yayınlamaya başlayabilirsiniz mesela doğrudan. Hatta bunları kategorize edebilirsiniz. Hiçbir eklentiye falan gerek duymadan. Zaten bu bir yönetim paneli olarak geliyor. Siz Drupal'ı kurduğunuz an Drupal'ın yönetim paneliyle karşılaşıyorsunuz ve burada Drupal'ın yönetim menüsü var. Burada menülerin içerisinde Drupal'ın işte sayfa yapısını, görünümünü, ayarlarını, eklentilerini, raporlamalarını vesairesini her şeyini görebildiğiniz ve aynı zamanda eklenen içerikleri falan bölümlere giriş yapabiliyorsunuz ve mesela içerik yapısına girip buradan içerik ekle deyip buradan doğrudan içeriği ekleyebiliyorsunuz. İçeriğin başlığı, içerik kısmı yani içeriğinde ne yazacaksınız falan filan yazıp direkt kaydedip yayına sokabiliyorsunuz anında. Şöyle söyleyeyim, Drupal'da bir de içerik türleri dediğimiz bir olay var. Drupal'da her içerik birer node dediğimiz düğüm, yani node diye okunuyor, yazılışın node, düğüm olarak adlandırılıyor. Yani sizin Drupal sitenize ekleyeceğiniz her bir içerik bir düğüm oluyor aslında. Yani bir sayfa, bir haber, bir duyuru, bir işte ne geliyorsa aklınıza mesela. Bir blog yazısı falan bunların her biri birer düğüm oluyor. Evet, Bir bu diğer nodelerde mesela bir haberi yayınladınız veya bir proje başvurusu için duyuru yayınladınız. Bize Tamam. alan adı olarak şey verdi işte. heyakademi.org/node128 verdi. Tamam. Bunu sanırım node128'i şey olarak da değiştirebiliyoruz herhalde değil mi? Mesela işte Drupal proje başvurusu. Tabii. Yani şimdi Drupal'da bizim SEO dediğimiz olay işte senin dediğin hocam. SEO dediğimiz Drupal'ın biraz daha yakışıklı hale getirilmesi diyebilirsin. Yani nasıl desem sana web tarafında bu Google gibi, Yandex gibi search arama motorları var ya hocam. İşte buralarda site ne kadar düzgün görünürse, yani bu görünüşten kastım ya temasal görünümden bahsetmiyorum. Yani kodlama tarafında düzgün olursa sitenin ön plana çıkması o kadar da kolay oluyor. İşte senin dediğin olay da
Drupal'da şey olarak geçiyor hocam. Temiz URL. Evet. Şimdi bu temiz URL yapısında bir yer adı da takma alt diye geçiyor. URL aliases, yani takma URL'ler. Burada hocam bunları ister elle yazarsınız bir içeriği oluştururken, isterseniz bunu otomatikleştirecek eklentiler var. Otomatik olarak siz bir sayfanın veya bir haberin yazının başlığına ne yazarsanız hemen o yazının başındaki Türkçe karakterleri çıkarır. Aralarına siz belirli işte alt tire yap dersen alt tire, tire yap dersen tire şeklinde otomatik olarak her sayfayı kaydettiğiniz zaman slash node slash 123 yerine işte slash yazı slash işte Drupal projesi falan veya slash haber slash son dakika bilmem ne mesela sallıyorum şimdi. Hani o bizim dediğimiz o takma ad URL olayını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz Drupal'da. Bunlar da SEO konularından bir tanesi hocam. Evet, anladım. Güzel. Yani ben de tam böyle bir şey istiyorum zaten. Eyvallah hocam. Valla biz anlatacağız. Bence siz de çok güzel bir şekilde bunu yaparsınız. Bir de dün eğitim tüm eğitimler için bir toplantımız olmuştu. Engelsiz Erişim Derneği kapsamında vereceğimiz eğitimlerle ilgili. Burada bir öneri geldi bize. Benim de çok hoşuma gitmişti bu öneri. Dediler ki siz bir Drupal eğitimi vereceksiniz ve burada bir site yapma ile ilgili eğitim olacak bu. Ben dedim ya size az önce bir şey yapacağız. Bir Drupal sitesi oluşturacağım ve bu Drupal sitesi üzerinden eğitim sürecindeki anlatımlarımızı uygulayacağız demiştim. Bu Drupal sitesini bir proje odaklı yapsanız ve hani dersin sonunda ortaya bir proje sitesi çıksa dediler bize. Ne yapabilirsiniz dediler. Evet. Keşke ortaya çıksa. Çıkar da acaba ne yapabiliriz mesela? Ne tarz bir proje sitesi yapabiliriz? Ne amaç, yani neye hizmet edecek bir şey yapabiliriz acaba? Aslında zaten siteyi yaparken, hani yapmaya başlarken en azından Drupal kurulumundan hemen sonra artık ne tür bir site yapmanız gerektiğine karar vermeniz gerekiyor ve Drupal'ı ona göre konfigür etmeniz gerekiyor. Hani aksi takdirde tekrar yapılandırmak, siteyi tekrar kurmak daha mantıklı. Yani bir şeyler üzerine kurduktan sonra geriye döndürmektense bu konuda birileri Benim sağ amacım olsa. belli. Ben başta da söyledim. Amacım belli. Ben sivil toplum kuruluşu için bir web sitesi istiyorum. Burada neler olacak? İşte Drupal'ın el verdiğince ana sayfa hakkımızda biz kimiz, projelerimiz, haberler, web form istiyorum içerisinde. Bunun için eklenti eklenmesi gerekecek galiba. Evet. Haber ve duyurular için e-posta aboneliği gibi şeyler ya da üyelik formu oluşturmak istiyorum. Yani şu anda çok temel olacak ama en azından internet üzerinde de bu sivil toplum kuruluşunun bir yüzü olmuş olacak ve elektronik olarak artık bu devirde bir yer sahibi olmamız önemli. Çünkü sadece sosyal medya sayfalarıyla bu işler yürümez. O nedenle bir sivil toplum kuruluşu projesi düşünüyoruz. Bakalım. Valla hocam bizim yani biz bu konuda her türlü yani elimizden gelecek bir şeye açığız aslında. Şimdi ben net bir şey diyemem ama şey yapalım. Önerileri önümüzdeki haftaya kadar daha sonra Drupal'a yükleyeceğimiz zamana kadar alalım. Bu konuda kim yani şey yaparsa hani öncelikli olarak kimin dediği kabul görürse artık bunu kim belirler bilmiyorum. Eğitim komisyonu mu belirler? Yani bize mi bırakılır iş? Ya da bir oylama mı yapılır bilmiyorum. Bir şekilde bunu belirleriz hocam ve bu sitenin yapımına başlarız Drupal'ın kurulumundan itibaren. Sizin sivil toplum kuruluşunun adı ne hocam? Herkes için erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği. Hey Akademi. Hey Akademi. Evet. Ha. Hey Akademi'yi duymadım sanki daha önceden ya. Mustafa Bey siz de hoş Çalıştaylarımız falan geldiniz. var aslında ama bayağı da Hocam yaymaya çalıştık web ben sayfa biraz şeyde uzak kaldım sosyal aslında. medyalarda. Yani Yo şöyle zaten yeni daha. 10 Eylül'de kuruldu. Daha 2 aylık. hayırlısı olsun inşallah engellilik alanında bir şeyler yapılsın da hangi kanal tarafından yapılırsa yapılsın hocam. Yeter ki düzgün şeyler yapılsın, doğru şeyler yapılsın. Evet. Mustafa hocam siz de hoş geldiniz. Baştan yoktunuz ama
Hiç var mı Drupal'la ilgili düşünceniz, var mı böyle bir kursa katılımla ilgili fikirleriniz falan? Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başarılı, herkes için Çok faydalı bir çok sağ program olun. Çok olur. teşekkür ederiz. Nasıl hocam, hiç daha önceden web tasarımı veyahut da web yayınlamakla ilgili Ya şeyleriniz? WordPress'le işte Drupal'la, ya şöyle bir münasebetim var. Çok ileri düzey değil. Sadece işte yerel host kurup sadece bir iki kurcalayacak kadar bir deneyimim var. Onun dışında bir deneyimim yok. Yani böyle zaman buldukça da takip etmek istiyorum. Vallahi hocam çok sevindim. Dersleri İnşallah belki bir şeyler öğreniriz diye. kesinlikle hocam, ya öğrenirsiniz bence de. Yani şöyle biz temel seviyeden başlayacağız hocam. Biraz az çok böyle hani hosting bilginiz olması ya da bir şekilde öteden beriden işte bir şekilde bu işin içine dahil olmanız bile yeterli bence kendinizi geliştirmek için. Yani açıkçası biraz bu alana merakınız olması, ilginiz olması gerekiyor. Yoksa hani böyle gözünüzde büyütecek bir şeyler yok yani açıkçası. Ben Benim öyle ben sıkıntım şu, yani bireysel olarak PHP ile hiçbir şeyim yok. Yani gerek yok hocam, ön bilgim PHP'ye yok. gerek yok. PHP'ye ihtiyaç Öyle yok. mi? Yani benim tek şeyim, problemim olduğunu düşünüyordum. Yani gerek yoksa bu benim için Hocam iyi bir zaten haber. Drupal ilk başta temel düzeyde öğrenmek istediğiniz zaman PHP tabanlı direkt kod istemez sizden. Ama biraz HTML nesnelerine hakim olmak gerekebilir. Bu mesela en azından bir başlık seviyesinin HTML tagının ne olduğunu bilmeniz. İşte bir link Ha, yani yapısının da kısmen HTML bilgim var. işte hani o da ileri düzeyden bahsetmiyorum. Yani illa böyle attribütlerine kadar falan bilmenize falan gerek yok. Yani özellik yapılarını falan. Sadece HTML'in ana taglarını bilseniz bile birçok işinizi halledersiniz. Evet, o ana etiketleri biliyorum. Şimdi Bazı bu işte aria label'ları biliyorum falan. tamam işte Benim zaten bilgim bunlarla sınırlı. Attribute bile biliyorsunuz. Array Label bile Accessibility tarafında kullanılan attribütlerden çoğu yani birkaçı. Şimdi hocam burada biz Drupal eğitimini 2 sezona ayırdık. Çünkü ben eğitim programını bir hazırladım böyle. Benim amacım eklenti geliştirmeye kadar gitmekti aslında. Tabi burada PHP Aa, kod çok güzel. bilmesi gerekecek. Ben de mesela birkaç eklenti yazdım Drupal'a böyle bizim özellikle Engelsiz Erişim Derneği'nin şey web sitelerini yaparken ihtiyaç oldu. Ama tabii burada işte PHP bilgisi gerekecek kesinlikle. Bir de bizim Twig dediğimiz bir Drupal'da kullanılan tema dili var hocam. Biraz Ha, PHP, bu biraz dur. HTML karışımı bir şey. Değişik bir dil. Ha, Drupal'a özgü bir dil. Drupal'a özgü değil aslında ama Drupal gibi aynı altyapıyı kullanan birçok içerik yönetim sistemi de aslında var. Aslında Ha. Twig dediğimiz biraz daha hocam PHP'nin hani PHP aslında da hocam nasıl desem ki size Biraz şey mi? Yani PHP server side tarafı. hocam, şimdi bir tarafta PHP kod yazıyorsunuz. Bunun içerisinde Evet. çeşitli variable dediğimiz bizim değişkenler tanımlıyorsunuz. Sonra siz bu PHP dosyasını projenize include ettiğiniz zaman, dahil ettiğiniz zaman diğer sayfalarda PHP kod olmasa bile o değişkenleri çok rahatlıkla çağırabiliyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. Mesela bir isim diye bir değişkenimiz olsun ve bunun içinde de Mustafa yazsın. Siz bu değişkeni bir kere Evet. oluşturuyorsunuz. Daha sonra bir HTML kod yazarken mesela diyelim ki siz bir H1 tagı kullanıyorsunuz. Küçüktür H1, büyüktür yapıyorsunuz. İki tane aç büyük parantez yazıyorsunuz. İsim yazıyorsunuz. Sonra iki tane kapa büyük parantez yapıyorsunuz. Küçüktür bölü H1 yazıyorsunuz. Artık oraya ismi otomatik olarak alıyor sistem. Ha, anladım. İşte server'dan ön Client'a tarafa aktarma yapan getiren, ya. client'a Aynen. aktarma yapan bir durum. Evet hocam. Tamam, şimdi Şimdi anladım meseleyi. Twig dediğimiz sistem de bu. Biz ikinci sezon ise yani önümüzdeki yıl da Drupal eğitimlerine devam etmeyi düşünüyorum. Orada işte tamamen artık ileri düzey konular olacak ve biz Drupal'ın gerekirse hocam çekirdek dosyalarını değiştireceğiz. Yani PHP dosyalarını. Eklenti yazacağız. Tema dosyalarının template'lerini değiştireceğiz. Hata çözümlemeleri yapacağız. Drupal'ın mesela çeşitli zamanlar ne tür hatalar karşılaşırsak ne tür çözümler bulabiliriz. Bizim bir de web API dediğimiz, diğer adı da REST yapılar var hocam. Yani sunucudan sunucuya veri aktarma işlemi oluyor bu da. Evet, benim bu Onları aralar tam mesela olarak ilgilendiğim konu. işte REST yapılarını falan Drupal'da kullanacağız.
XML formatlı, JSON taraflı falan bir veri türlerinde veriler çekip onları Drupal'da okuma, karşıya gönderme, session kontrolleri var mesela Drupal'da. Bu tür REST yapılarında her zaman bir session ID oluşturulur ve bütün REST yapılarında bu ID kullanılarak sorgular oluşturulur. İşte bunları falan böyle hocam bayağı ileri düzeye götürmeyi düşünüyorum konuları aslında, ama bu Evet. ilk sezonda tamamen temel, yani Drupal'ın kurulumu, konfigüre edilmesi, hani çeşitli böyle sık kullanılan eklentileri belki gösterebilirim falan, o şekilde yani düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım. Tamam, bunları duyduğuma sevindim. Ben de tam olarak bu aralar bunlarla ilgileniyordum. İşte web API'lar, JSON'lar falan. Benim için iyi haber. Eyvallah hocam, hani Peki, teşekkür ediyorum. tahmin Uğur ediyorum hocam. ederiz. Bu arada hocam bilmiyorum haberiniz var mı, ama siz sonradan geldiğiniz için tekrarlıyorum. Can Kırcı Tabii. arkadaşımız, Drupal kursuna dahil olan arkadaşların proje geliştirmek amaçlı vesaire burada ya da öğrendiklerini bir yerde uygulamak amaçlı ihtiyaç olunması halinde ücretsiz bir web hosting altyapısı sağlayacak arkadaşlara. Ha, güzel haber. Bu bir yıl boyunca falan ücretsiz olarak Can Kırca tarafından sağlanacakmış hocam. Ya kendi alanınızı da kullanabileceksiniz veyahut da bir bu eğitime özel bir alan adı alıp subdomain olarak katılımcı olan arkadaşlara bunları tanımlayabileceğiz. Tamamen kendinize özgü, içerisinde Drupal'ı yükleyip kullanabileceğiniz bir alan olacak hocam. Ha, güzel haber. Benim özel bir projem olmayacak ama muhakkak işine yarayacak bir arkadaş olacaktır. Ben şeyi soracağım burada. Mesela bu Buyurun. sayede belli ev ödevleri de verilecek. Tabii aslında zaten o haftada işlenen konuların tekrar kişi tarafından bağımsız bir şekilde uygulanabilmesi çok önemli. Yani o öğrenmeyi pekiştirecek bir eylem aslında. Burada altyapı sağlanırsa ve her arkadaşımız da bu konuda istekli olursa, hani ben sistemi kurayım yapayım diye, gerçekten çok faydalı olacaktır yani, ev ödevi gibi, dediğin gibi abla. Mesela şöyle bir şey de olur değil mi? O hostingi hakikaten her ilk andan itibaren siteyi sen ne öğrettiysen o aşamada uygularlarsa ev ödevlerini gösterme şansları da olacak. Kesinlikle. Gösterdiklerinde, Aynen linklerinde aynen. bu hafta buradayım, bu aşamadayım, ne durumdayım, neyi doğru yaptım, nerede daha yetişmeliyim gibi şeylerde çok heyecan verici aslında. Gerçekten. Şimdi o zaman arkadaşlar, farklı sorusu olan veyahut da yani şimdi biz bu hafta Drupal'a başlamayacağız. Zaten o şekilde yazmıştık eğitim programında. Yani tanışalım, kafamızdaki soruları cevaplandıralım. İşte Drupal'ın ne olduğunu az çok anlatmaya çalışalımı şey yaptık. Eğer sorusu olanlar varsa sorabilirler. Yoksa diyelim önümüzdeki hafta uygulamalı olarak başlamak üzere. Daha doğrusu önümüzdeki hafta sanırsam ders olmayacak. Ondan sonraki hafta olacak. Önümüzdeki hafta engel serişimi toplantısı olduğundan dolayı olmayacak ders. Ondan sonraki haftadan itibaren derslere başlayacağız. Hani ben bu hafta başka aklıma gelen, size anlatabileceğim bir şey kalmadı. Sorularınız varsa alalım. Yoksa şimdilik bu haftalık bu kadar diyelim. Sizden bir şey sorabilir miyim? Buyur Mustafa Hocam. Bu yıl kapsamında şey olacak mı peki? Veri tabanı oluşturma gibi bir şey. Hocam zaten Drupal'ı kurmak için veri tabanı mecbur oluşturacağız. Hı. Hatta Drupal kurulumundan önce birlikte burada veri tabanı oluşturacağız. O veri tabanına kullanıcı tanımlayacağız, şifresini tanımlayacağız, yetkileri vereceğiz falan. Ama PHP MyAdmin üzerinden Drupal'a müdahale etmeyi, hocam o bayağı bir ileri düzeye giriyor artık. Çünkü orada da SQL kodlaması bilmek gerekiyor. Ha, Yani ben o tam artık olarak ikinci, onu merak işte o etmiştim. ikinci Evet. sezonun konusu olabilir hocam ancak. Çünkü burada biraz da arayüz üzerinden sistem kontrolünü sağlama ile ilgili. Yani tamamen Drupal'ın yönetim paneli üzerinden işlemleri yapmak hususunda bir şeyler anlatacağım. Ama PHP MyAdmin tarafında, yani Mustafa hocam şöyle bir şey var, ama hani ders konularını bölmeyelim, ama farklı zamanlarda böyle hafta içi ya da bir hani ihtiyacınız olursa bu sistemi de kullanmak istiyorsanız, kullanıyorsanız eğer birlikte yani ben numaramı verebilirim. Şey yapabilirsiniz, arayabilirsiniz her zaman. Destek olmaya Ha, çalışırım elimden teşekkür geldiğince. ederim. Teşekkür ederim bunu hocam. Yani benim hani çok geçmiş bir bilgim olmadığı için baştan başlayalım. Bir temelimizi oluşsun. Eyvallah. Seneye de böylece devam edelim. Eyvallah hocam, sıkıntı yok. İnşallah kendinizi geliştirirsiniz. Bizim amacımız da zaten bu
alanlarda kendini geliştirecek yeni arkadaşlar olmasını sağlamak. Çünkü hani görme engellerin gerek web tarafında gerek masaüstü tarafında bir şekilde programlama düzeyinde bir şeyler öğrenmesini ben çok isterim açıkçası. Hani bu yaygınlaşmasını da isterim. Özellikle yeni genç arkadaşlarda enerji var ama işte bu alana biraz daha böyle istekli arkadaşlara ihtiyaçlarımız var. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica İyi ederim. akşamlar. Uğur, son olarak ben de bir şey sorayım mı? Şimdi aklıma Buyurun hocam. geldi Buyurun. de. Şimdi geçtiğimiz hafta biz Londra'da R&IB'yi ziyaret ettik ve R&IB 25 bin kitaplık bir sesli kütüphaneye sahip. Evet. İngilizce tabii bu kitaplar. Aha, biliyorum. Bunları yayınlayabileceğimiz bir şey yapabilir miyiz Drupal'la? Yaparız Kütüphane tabii. Getem tarzında. biliyorsun değil mi hocam? Getem de Drupal üzerinde değil mi? Doğru. Evet, Drupal üzerine çalışıyor. Hocam Drupal'la her şeyi yapabilirsin. Yani web tarafında şu ana kadar bilmiyorum, hani hayal edip de lan bu da Drupal'la olmaz diye bildiğim bir şey yok açıkçası. Yani ne aklına geliyorsa hocam. Ya arkadaşlar, Hocam ben şunu da Drupal'ın eklemeden edemeyeceğim. Yani biz Engelsiz Erişim yeni sitesi yakın zamanda açılacak ve onda Uğur sağ olsun yeni sitemizi hep o oluşturdu, A'dan Z'ye her şeyi, ve benim gibi sıradan bir bilgisayar kullanıcısı da oraya editör olarak veri girişi yapabilecek seviyede. Hani şey, editör sayfasında gayet kullanışlı, basit, anlaşılır bir sistem. Yani ben bile sevdiysem, artık bilişimden biraz daha anlayanlar eminim çok daha fazla sevecektir. Tabii bu biraz tasarımcının da marifetine bağlı olsa gerek. Ya şimdi orada kullandığımız sistem biraz şöyleydi ama ben yeni bir panel yaptım aslında. Drupal'ın kendi arayüzü değil sizin kullandığınız arayüz ama yani bunlar zaten Drupal'ın kendi asıl admin arayüzünden de yapılabilen işlemler. Biraz daha basit kullanıcılar tarafından da girildiği zaman Drupal'ın diğer böyle kapsamlı menüleriyle karşılaşmamaları için sıfırdan temel bir admin arayüzü, yani editör arayüzü geliştirdim ben Drupal'da tabii. Ama gayet ben hani birçok arkadaş, hatta burada Rıdvan hocam da mesela aynı şekilde bizim eski sitemizdeki içerikleri taşırken böyle gayet hızlı bir şekilde içerikleri taşıdılar ve bunun için çok da büyük emekler harcadılar. Böyle yüzlerce yazı taşıdılar, yani kolay bir iş değil. Kullandılar. Ben şu ana kadar Nurşen ablanın da dediği gibi kullanamayan birilerini görmedim açıkçası. Böyle hani zorlanan, şey yapamayan, ama artık böyle hiç daha önceden web kullanımı ile ilgili bilgisi olmayan, deneyim olmayanlar için bir şey diyemem ama biraz böyle web üzerinden haber okuyorsanız, biraz böyle Gmail'den mail gönderdiyseniz daha önceden, işte bir yerlere girip üye olduysanız, birkaç form falan doldurduysanız, bence Drupal'ın editör panellerini, admin panellerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Başka sorusu olan, son olarak arkadaşlar varsa bilmiyorum sorsunlar ama bir şey daha söyleyecektim. Sadece şeyi ekleyebilirsin eğer istersen, öneri olarak diğer eğitimciler ekliyor çünkü. Mail adreslerini kayıtta yer veriyorlar. O zaman son olarak onu da söyleyelim. O zaman dersi bitirelim. Bilgisayarım tamamen kapandı. Şimdi şarj makinesini bulup vakit kaybetmemek için mobilden geldim. Sesim biraz değişmiş olabilir ama Drupal eğitimi süresi boyunca o hafta işlenen derslerle ilgili olabilir. Geçmişteki işlenen derslerle ilgili olabilir. Veyahut da bu konuda bildiğim alanlarda yardımcı olabileceğim farklı konular olabilir. Her türlü konuda bana ulaşmak isteyen arkadaşlar e-posta yoluyla da ulaşabilirler. Hatta şöyle söyleyeyim, e-posta benim gündelik hayatta daha çok baktığım bir kanal iletişim tarafından. ugur.gurbuz39@gmail.com adresinden bana her türlü konuda mesajlarınızı, iletilerinizi yazabilirsiniz. ugur.gurbuz39@gmail.com. Bunun haricinde hani bu hafta Drupal'la ilgili farklı anlatabileceğim bir şey yok. Artık önümüzdeki haftalarda asıl Drupal'ın kullanımına ilişkin, kurulumuna ilişkin konulara başlayınca zaten daha böyle heyecanlı, daha böyle daha hızlı, böyle hızlı zaman geçirecek şekilde bence başlamış olacağız ve daha zevkli geçecek konular bence. Bu hafta için şu anlık bu şekilde.